Burada görüldüğü gibi işlem tarihi 10 Ocak 2024, saati 07:51, 1588 liralık bir ödeme yapmışım. Biraz silik ama. 10 Ocak 2024 tarihinde Zonguldak İdare Mahkemesi'nde Amasra Belediyesi'nin tarafı olduğu bir duruşma vardı. Ben de Amasra Belediye Başkanlığı'nın sözleşmeli olarak avukatlığını yapıyorum. Duruşma günden önce başkanımızla durumu konuştum, duruşmaya gidileceğine dair. Ancak nasıl gidileceğini kendisine sordum, kendisine araç tahsis edip etmeyeceği noktasında. Kendisi bana araç tahsis edilemeyeceğini, kendi aracımla gitmemi rica etti. Bunun karşılığında da gidiş dönüşte yakılacak olan, harcanacak olan yakıtın da belediyemize iade edileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine tamam dedim. Zaten benim ofisimin de araç aynı zamanda demirbaşıdır ve biz avukatlar aynı zamanda kamu görevlisiyiz. Kamu görevi ifa ediyoruz. Aracım da ofisime üzerine kayıtlı olduğundan dolayı bu olayda da bu kamu görevine bir nevi aslında tahsis edildi. Aracımın zaten çeyrek depo civarı içinde vardı kendi aracımın, kendi yakıtım. Daha sonra ben bunu sırf belediyeye hak geçmesin diye hiçbir şekilde kendi cebimden fulledim. Bunun da evrağı burada, bunu emniyette de paylaştım. Bu iki duruşmaya, Zonguldak İdare Mahkemesi'ndeki iki duruşmaya katıldım, bunlara girdim. Burada bunlara dair duruşma tutanakları da şu şekilde, altlarını çizdim. Hem duruşma tarihi, gün, saati, hem de burada duruşmaya girildiğine dair iki dosyaya ayrı ayrı duruşmalara girdim. Sonra ertesi gün Amasra'ya geldim. O gün yine Bartın'da Amasra Belediyesi'nin taraf olduğu Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 2'de duruşma vardı. Daha sonra başkanımıza söyledim, başkanım böyle böyle ben geldim. O da dedi ki sen ne kadarlık bir yakıt yakmışsın? Vallahi dedim tam bilemiyorum ama hani çeyrek depoya gelmemiş, biraz yakmış bir şey. O dedi ki tamam dedi, belediyenin garajına git, sana oradan dedi yakılan kısmını takviye edecekler, tamamlayacaklar. Çünkü ben zaten kendisine fullediğimi bildirmiştim. Yanan kısım kadarını sana iade edecek dediler. Ben de tamam dedim. Gittim oraya. Bu iade işlemi gerçekleştirildi. Ondan sonra tekrar ben Bartın'daki belediyemizin yine müşteki olarak taraf olduğu Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldım. Zonguldak'a gittiğime ilişkin bir görev yazım da burada mevcut. Onu da şöyle göstereyim. Burada tarih yazıyor. 10 Ocak 2024. İşte hangi mahkemeye, hangi dosyalar için gidildiği. Şurada binileceği taşıt diyor. Aracımın şeyi, plaka numarası, kendi aracı diye de yazmışlar. Bu şekilde düzenlenmiş. Aslında burada tamamen kamu hizmetine özgülenmiş bir durum söz konusuydu ama o durumu alıp başka bir noktaya götürmeye çalıştılar. Hatırladığım kadarıyla şimdi ben Amasra'dan çıktığımda saat 1 civarıydı. Çünkü 2'deki duruşmaya yetişeceğim için saat 1 civarında oraya gittim, garaja gittim. 2'de de Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yetiştim zaten. Bu ihbarcı her kimse, bunun da kimliği araştırılıyor şu anda. Bu ihbarcı belediyenin kamera kayıtlarındaki saati esas alarak ihbar mektubundaki dilekçesini kamera kaydındaki sağ üst köşedeki saati 11:25'i dikkate alarak yazmış. Fakat gerçekteki saat 13 civarı olan bir saat. Bu aradaki fark da belediyenin o kameralarındaki saat 1 saat 40 dakika civarında geri. Bu ihbarcı tamamen kamera kaydını izlemiş, ona göre yazmış. Halbuki 11:25'te ben orada yoktum. İhbarcı kendi adını, soyadını sahte olarak yazdığı gibi beyanında da yalan beyanda bulunmuş. Saat bu şekilde bir saat değil. Görme ihtimali yok. Çünkü olmayan bir şeyi göremezsin. Saat 11:25'te ben orada değilim. Kameradaki saat o şekilde gösterdiği için bu ihbarcı da, bu işi tezgahlayanlar da oradaki saate bakarak bu dilekçeyi yazdıklarından dolayı bu saati sanki gerçek saatmiş gibi oraya yazmışlar. Beni görme ihtimali zaten yoktu. Aslında bu konuyla ilgili olarak da sahte isim ve sahte adres bilgisiyle bir savcılık ihbarı var. Buna istinaden de savcılık makamının talebi olan görüntüleri, belgeleri kendilerine ilettik. Göreve geldiğimde 6 kamerayla, ki ikisi bozuk,
izlenen garaj ve itfaiye bölgesini benim talimatımla 26 kamerayla izliyoruz. Her türlü veriyi de ilgili makamlarla paylaştık. Aslında seçimlere kısa süre kala böyle algı operasyonlarıyla süreci bulandırmanın etik olmadığı kanaatindeyiz. Bizim Amasra'da zaten en güçlü yanımız bu. Her işimizi şeffafça yaparız. Bütün verilerimizi 3 ayda bir yayınlarız. Kamuoyuyla, basınla, gerekli kurum, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşmaya her zaman hazırız. Kimse öküz altında buzağı aramasın. Sağlıklı bir seçim süreci geçirelim istiyoruz. Bu şahsi menfaati bozulanlarla ilgili de olabilir. Aynı zamanda siyasetin de ilgi alanına girer. Ama siyaseti de etik yapmak lazım. Benim de yorumum o yönde. Aslında uzunca bir zamandır ben göreve geldikten sonra ilkelerimiz gereği bizim yönetim tarzımızdan, şeffaf, adil yönetim tarzımızdan rahatsız olan örgütlü bir kumpanyanın yaptığı çalışmanın siyasetçe de değerlendirildiği kanaatindeyiz. Amasra halkına sorabilirsiniz. Bize böyle bir iddia yapışmaz. Siyaseten rekabete her zaman varız ama bel altı olmaması seçim sürecinin de sağlıklı yürümesini sağlayacaktır. Tabii bizim de şöyle kuşkularımız var. Belki kurum içinden, belki kurum dışında sahte belgeyle, isimle, adresle bu konunun algı operasyonuna alet olmasına sebep olan kişilerin de takibini istiyoruz. Savcılık makamından da bu konuda suç duyurusu yoluyla talepte bulunduk. Biz bu sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını, belediyemizin, şahsımın, üyesi bulunduğum siyasi partinin zan altında kalmaması adına özellikle önemsiyoruz. İlgili makamlarla da tekrar ediyorum, her türlü veriyi paylaşmaya hazırız, açığız. Ama bu komplonun da ortaya çıkarılmasının da sonuna kadar takipçisi olacağız.